IŞİD'in saldırısı sonucu yaşadıkları Irak'ın Şengal bölgesini terk ederek Türkiye'ye sığınan ezidiler Mardin'in Nusaybin ilçesindeki kamplara yerleştirildi. Bir yıldan bu yana kamplara gelen ezidiler seslerini duyurabilmek amacıyla Diyarbakır'dan Edirne'ye doğru yola çıktı. 250 civarında kişinin olduğu 5 otobüs yaklaşık 25 saatlik bir yolculuğun ardından Kapıkule sınır kapısı yoluna girdi. Biraz kalalım da bunu. Tamam. Otobüsler sınıra 5 kilometre mesafede Edirne'yi Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durduruldu. Aralarında kadın ve çocukların olduğu ezidiler araçlardan indirildi. Uluslararası yolun kenarında bir araya getirilen grubun etrafını jandarma sardı. Dağılmasına ve eylem yapılmasına müsaade edilmeyen ezidilerin geri dönmesi için ikna girişimleri başlatıldı. Görüyor musun? Edirne Valisi Dursun Ali Şahin ve Belediye Başkanı Recep Gürkan bölgeye gelerek grubun temsilcileriyle bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından grubun yanından ayrılan Şahin, ezidilerin ikna edilerek bu gece geri gönderileceğini söyledi. Valinin ayrılmasından sonra emniyetten takviye ekipler bölgeye sevk edildi. Son hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte güvenlik güçleri harekete geçti. Grubun etrafındaki çemberi daraltan jandarma, şanslardan geldikleri araçlara binmesini istedi. Bu askeri araç. Bu askeri araç. Bu askeri araç. Bu ne anı? Grup üyeleriyle güvenlik güçleri arasında zaman zaman tansiyon yükseldi. Bir süre direnen ezidiler yaklaşık 6 saat sonra otobüslere bindirilerek geri gönderildi. Otobüsler polis ve jandarma ekipleri eşliğinde İstanbul istikametine yönlendirildi. Geriye.